yaşanan Kayseri'deki olay. Şimdi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı, daha önceki İçişleri Bakanları da zaten bunlardan sorumluydu, tüm bu güvenlikten. Dün gazetecilerle bir araya geldi. İşte bakın, 2023 yılında 308 kadın öldürülmüş Türkiye'de. 308, bu kayda geçenler. Kayda geçmeyenleri bilmiyoruz. Hani ve ortaya bir tablo koydu. En sonunda işte biz çeterlerle mücadele ettik, narkotikte dedi, işte ülke dedi o kadar da kötü durumda değil, Avrupa'nın mücadelede en iyi ülkelerinden biriyiz. Ya arkadaş, daha gri listeden 15 gün önce çıktım ben. Gri listeden 15 gün önce çıktım. Şu cümle, biliyorsunuz ben cümleleri irdelemeyi çok seviyorum. Ve cümleleri irdelerken aklımla dalga geçildiğini gördüğüm anda ise çıldırıyor. İşte o Ali Yerlikaya'nın aklımla dalga geçtiğini düşündüğüm cümlesi aptal yerine koyuyor beni. Yani geldim bir senede mi düzelttim ki güvenli hale getirdim bu ülkeyi? Güvenli olsa insanlar sokakta güvenli yürürler. Ya erkek olarak geceli bir vakti sokakta güvenli yürüyemiyorum ben. İnsanlar çocuklarını sokaklara salamıyorlar, edemiyorlar. Kadınlar akşamın bir vakti tek başına yürümekte zorlanıyorlar. Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı'nın sözü şu: güven ortamında diyor. Güven ortamında nefes alabiliyorsak, yani ülkeyi gerçekten güvenli bir ülke olarak görüyor Ali Yerlikaya. Güvenebilir ve yaşanabilir bir ülke olarak görüyor. Güven ortamında nefes alabiliyorsak, benim kahraman kolluk güçlerim sayesinde. Bakın, hakkınızı teslim edeyim. İyi ki varsınız. Yani tabii ki kolluk gücü olmak zorunda, içeride polis, içeride jandarma, dışarıda tabii ki askerin olması gerekiyor. Başımızın tacısınız. Ki vergilerimiz, evet bir kısmı da vergilerimiz de zaten ayakta duruyorsun. Bizim içimizde ve dışımızda güvenliği sağlamak mecburiyetimiz var. Ama güven ortamı yok Ali Bey. Sizin belki 10 tane 15 tane korumanız olabilir. Siz kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Eşiniz veya çocuklarınız sokağa çıktığında 10-15 korumayla birlikte veya 5-6 korumayla birlikte kendini güvende hissedebilir. Bak, diğer işleri başkanı bile 6 tane koruma verilmiş. 6 koruma verilmiş ya. Neden korkuyorsun yani? Niçin korkuyorsun? Benim korkmam gerekiyor ya. Bu ülkede konuşan bir insan olarak benim korkmam gerekiyor. Kendi vücudumdan başka, bedenimden başka hiçbir şey yok. Bir şey söyledin Ahmet. Din çalınır diye mi? Din onun tek elinde mi? Yani düşünsenize, ben kendi bedenimi kendi korumak zorundayım. Kendisi İçişleri Bakanı, korumalarla geçiyor. Tabii ki geziyor. Tabii ki kendinizi siz güvende hissedebilirsiniz. Güven ortamında görebilirsiniz. Ülkede güven ortamı falan yok Ali Beyciğim. Ne? Ha. Bunu mu söyledim? Ha. Bakın, bu soruyu sorayım ben size. Şimdi diyor ya Ali Yerlikaya, güven ortamında nefes alabiliyorsun. Çok şükür. Bak, şuna çok şükür diyor. Sınırları belli, Kuvayi Milliye, özür dilerim, sınırları belli olan üniter bir yapı içerisinde, bu cumhuriyetin içerisinde Anadolu'da yaşıyoruz, bu topraklarda yaşıyoruz. Çok şükür özgürce nefes alabiliyoruz. Ama tartışılır tabii özgürlük meselesi. Ama güven ortamında nefes alabiliyorsak diyorsanız Ali Bey, abartmayın onu. Yani çökerttiğiniz 25-30 tane çeteyle veya onlardan yakaladığınız 10-15 tane çete üyesiyle bu ülkede mafyayı bitirmedik veya çeteleri bitirmedik. Bak, İsmail Atakan ne diyor? Ne demek benim kolluk kuvvetim? Bu nasıl bir açıklama? Ona da takılacağım zaten. İşte bu Erdoğan'dan kalma bir özellik. Benim kuvvetim. Hayır, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kolluk kuvvetinden bahsediyoruz ya. Hani Erdoğan da der ya, şahsım devletim diyor ya. Bunlar da benim kolluk. Senin kolluk gücün falan değil. Benim polisim. Benim askerim. Benim doktorum. Benim mühendisim, benim memur, senin değil. Siz bizim vergilerimizle ayakta duran, sadece işin yürümesi için o koltuğa oturan bürokratlarsınız. Bakansınız vesairesiniz. Onun dışında sizin değil. Cümle zaten baştan yanlış yani. Ona da not aldım, oraya da gelecektim. Ama benden daha önce yapıyordu. Sözde kefeniyle yola çıkan insanlar bunlar demiş. Biri yol veriyor, öbürü başka bir şey yapıyor demiş. O soruyu bir kez daha ben sorayım. Kendinizi gerçekten bu ülkede güvende hissediyor musunuz? Eşinizi, çocuğunuzu, kendinizi ne kadar güvende hissediyorsunuz? Hissediyor musunuz? Ne kadar güvende hissediyor musunuz diye o soruyu sorayım. Yani şöyle bir bakıyorsunuz. Evet, karnesi kötü olan bir bakan değil. Mücadele ediyor çetelerle, yerli çetelerle, onlarla, bunlarla. Ama bir dakika arkadaş ya. Ne yani, ülke güvensiz bir ülke ya. Sen güven ortamında dersen insanların aklıyla dalga geçiyorsun demek ki. Ben de onu geçirmem. Diğer taraftan da senin polisin değil, bizim polisin, yurttaşın polisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisinden, askerinden bahsediyoruz Ali Bey. Ve bakın, şimdi bir kitap size, Overdose Türkiye.
Overdose Türkiye. Cengiz Erdinç yazmış bu kitabı. Overdose Türkiye nelerden bahsediyor biliyor musunuz? Narkotik, narko elitlerden mafyaya uyuşturucunun 100 yıllık istilası. İşte Overdose Türkiye. Bu bir Türkiye gerçeğini anlatıyor. Çok değil işte geçtiğimiz günlerde Ozan Bingöl'ün kara parayla ilgili yazmış olduğu kitap vardı. 40 milyar dolar mı ne kara paranın Türkiye'deki bütçesinden bahsediyoruz. Kazancından bahsediyoruz. Ha, çıkmış ondan sonra güvenlikten bahsediyorlar. Yüksek doz demiş Emrah. Özgür Özel bu ülke için kurtuluş biletidir demiş Güldeniko. Yaptığı hareketler güzel ama öyle işte kurtuluş ondadır demek için daha bence çok erken. Çünkü bazı hastalıklarımız var. Bazı hastalıklarımız var. Bu iktidarlar veya iktidarlardan geçen. Adam kayırma, oligarşik yapılar kurma, müteahhitler yetiştirme, iş adamları yetiştirme, kendi gazetecileri kurma, kendi akraba ne bileyim yakınlarını atama, yolsuzluk, rüşvetle mücadele etmeme gibi, şeffaf olmama gibi, hesap vermeme gibi. İşte bunları görmek gerekiyor. Yani şu an için ben diyemem ki Özgür Özel'e ya bu kurtuluşun adresi Özgür Özel. Hayır ya bir dakika ya. Bir dakika onu söylemek için daha çok erken ama yaptığı hareketler en azından düzgün hareketler, yapılması gereken hareketler. Ahmet Akyazgan. Ahmet hiç görmedim ya kendinizi güvende hissediyor musunuz diye soru sorduk ama sen çok mu var ha? Muhalefet iktidara ballı ekmek sunduğu sürece bizden bir bok olmaz demiştik. Muhalefet iktidarı ne ballı ekmeği ya? Peki sen gerçekten günde bir takip ediyor musun etmiyor musun? Etmiyorsun bence. Kafadan sallıyorsun yani. Vallahi bu da böyle. Ne yapması gerekiyor? Yani fazla ne yapması gerekiyor yani ekstras yani ne önerirsin sevinirim. Sevim Hanım demiş ki tabii ki güvende hissetmiyorum 25 yaşındayım akşam 8 olmadan eve gelmem gerektiğini hissediyorum demiş Sevim Hanım. Ali Bey işte bakın insanlar size böyle cevap verirler. Böyle saçma bir cümle kurarsanız siz güven ortamında nefes alabiliyorsunuz. Bir senede ülkeyi çok güvenli hale getirdin. Gülerim ben buna ve ardından da benim polisim. Ha, gelelim buradan gelelim.